Hadi Fransa'yı benimle gezmeye hazır mısınız? Avrupa'nın en büyük halk meydanı Bellesuar Meydanı'ndan hepinize merhaba. Neredeyim? Fransa'nın en güzel kentlerinden birisi olan Lyon kentindeyim. Lyon ülkenin en güzel şehirlerinden birisi olarak kabul ediliyor. Hatta Fransa'nın en eski şehri, Paris'ten sonra da en çok turist çeken ikinci şehir. Görüyorsunuz burada Rhône ve Saône nehirleri arasına kuruldu. Ve şu an Notre Dame Katedrali'ndeyim. Gerçekten büyüleyici bir katedral. Ve şehir ayaklarımızın altında. Çok güzel manzarası var. Lyon Havaalanı'na gelirseniz eğer size bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Lyon Havaalanı'ndan Lyon merkeze direkt vasıta yok, onu söyleyeyim. Taksi fiyatını sordum, 60 euro falan dediler. Çok pahalıya geliyor. Nasıl yapacaksınız peki? Rhône Express diye bir tren güzergahı var. 3 tane durak değiştiriyor Rhône Express. Bunu size anlatmamın sebebi sıkıntı yaşayacaksınız muhtemelen bilmezseniz çünkü Turist information noktası sizi yanlış yönlendiriyor. Yani kötü amaçlı değil ama yanlış biliyorlar. Başka bir görevliye sordum ya, dedim bunun daha kolay gitme yolu var mı yok mu nedir diye. Beni kendisi gerçekten 10 dakika beraber yürüdük ve beni direkt Rhône Express'in önüne kadar götürdü, biletimi de aldı. Rhône Express'in son durağında durduktan sonra Lyon merkeze 15 dakikalık 20 dakikalık bir yürüme mesafesi yolu var. O yolu yürüyerek hem Lyon şehrini gezmiş olursunuz hem de paranız cebinizde kalır. Ben öyle yaptım. Gayet de keyif aldım.
Ben Lyon'u gezmekten keyif aldım. Gayet güzeldi. Yani hiçbir rahatsızlık yaşamadım. Gayet keyif aldım, öyle söyleyeyim. Notre Dame Katedrali'ne bayıldım. Gerçekten iç işlemeleri yani muhteşemdi ya, öyle söyleyeyim. Bayağı bir sokaklarda gezdim, şehir turu attım. Yani Lyon kentini altın üstüne getirdim. Lyon kentini gezdikten sonra Toulouse kentine geçeceğim. Fransa'da otobüs biletlerini BlaBlaCar ve Flexibus şirketleri üzerinden alabiliyorsunuz. Flexibus'un Türkiye'deki ayağı Kamil Koç firması. Ben de görünce şaşırmıştım. Kamil Koç aracılığıyla Flexibus sitesi üzerinden Lyon ve Toulouse arası otobüs biletimi aldım. Otobüs yolculuğum birazdan başlayacak ve sabaha karşı Toulouse'da olacağım. Yarın da Toulouse'u gezeceğim. Pour respecter leur sommeil. Et si vous voulez quand même discuter avec votre voisin ou votre voisine ou téléphoner, je vais vous demander de chuchoter pour la même raison. Nous avons été obligés de condamner les WC. C'est pour cela que d'ici 12, je ne parlerai que de 12, nous allons faire deux pauses. Deux pauses qui vont durer 10 minutes. Et j'insiste bien sur les 10 minutes. Pour que nous, de notre côté, nous puissions respecter le planning qui vous a été donné, c'est-à-dire votre heure d'arrivée. Donc j'insisterai beaucoup sur les 10 minutes. Ne vous inquiétez pas. Le premier arrêt va se situer après Grenoble, sur normalement l'aire d'autoroute de Voreppe, s'il n'y a pas de travaux supplémentaires. Et le deuxième se situe. Mais par contre, tout ce qui est non alcoolisé, il n'y a pas de souci. Mais faites ça avec parcimonie, parce que nos WC sont fermés et ils le resteront. Et la dernière information qui est toujours en vigueur, c'est sur le port de la ceinture. Donc il est obligatoire pendant tout le temps de votre trajet, car si on se fait arrêter, vous avez 135 euros d'amende. Donc ça risque de vous faire cher du voyage. Sur ce, bonne soirée, bonne nuit, et à tout à l'heure, au prochain arrêt.